Merhabalar sevgili çocuklar. Bugün yine sizler için keyifli, güzel bir masal hazırladım. Umarım keyifle ve zevkle izlersiniz. Hepinize iyi seyirler sevgili çocuklar. Vakti zamanında sevgili çocuklar, yaşlı bir değirmenci varmış. Bu yaşlı değirmencinin emektar bir de eşeği varmış sevgili çocuklar. Yaşlı değirmenci tarlasında yetiştirdiği mısırları hasat ettikten sonra emektar yaşlı eşeğini sırtına yükler, değirmene götürür, değirmende öğütüp un yaparmış sevgili çocuklar. Yine tarlasında yetiştirdiği mısırları hasat edip değirmene götürecekken artık değirmencinin yaşlı eşeği torbaları, mısır torbalarını değirmene götürmekte bir hayli zorlanıyormuş sevgili çocuklar. Ama değirmenciye de genç, güçlü, kuvvetli bir eşek lazımmış. Eşeğine artık bak sen torbaları değirmene götürmekte zorlanıyorsun. Senin yerine genç, güçlü, kuvvetli bir eşek alacağım. Bu durumda hiç üzülme. Hani hep sen derdin ya benim sesim çok güzel. Bir orkestra kurup orkestrada şarkı söylemek istiyorum derdin ya. İşte sana bir fırsat. Seni serbest bırakıyorum. Artık senin yerine genç, güçlü bir eşek alacağım demiş. Eşek her ne kadar da sahibinden ayrılacağı için üzülse de o gece sabaha kadar ahırda yeni kuracağı orkestranın hayallerini kurmuş sevgili çocuklar. Ertesi sabah gün doğunca eşek ahırdan ayrılmış ve orkestra kurmak üzere Bremen kasabasına doğru yürümeye başlamış. Bir müddet yürüdükten sonra böyle bir bahçe kapısının önünde ağlayan bir köpeğe denk gelmiş sevgili çocuklar. Eşek köpeğin yanına gelmiş. Hayrola köpek kardeş, niye ağlıyorsun? Derdin ne? Ha? Köpek demiş ki hiç sorma eşek kardeş. Sahibim bir iş için kasabaya gitmişti. Fakat işleri uzadığı için birkaç gün dönemeyecekmiş. Ben artık çok yaşlandım. Bu yaşımda nasıl kemik bulacağım, nasıl yiyecek bulacağım, ha? Nasıl besleneceğim demiş. Bu yüzden ağlıyorum demiş. Eşek üzülme köpek kardeş demiş. Bak ben de yaşlandığım için sahibim beni serbest bıraktı. Ben Bremen kasabasına gidiyorum. Orada bir orkestra kuracağım ve orkestrada şarkı söyleyeceğim. Yepyeni bir hayata başlayacağım. İstersen sen de benimle gelebilirsin. Benim orkestramda hatta davul bile çalabilirsin demiş. O yaşlı köpek bu teklife çok sevinmiş. Harika bir teklif demiş. Tamam ben de geliyorum demiş. Eşek ve köpek Bremen'e doğru yürümeye başlamışlar. Bir müddet yürüdükten sonra sevgili çocuklar, bir evin bahçesinde bir minderin üzerinde miskin miskin yatan çok üzgün, çok kederli bir kediye denk gelmişler sevgili çocuklar. Kedi o kadar üzgünmüş ki bunları fark bile etmemiş üzgünlükten. Eşek ve köpek kedinin yanına gitmişler. Hayırdır kedi kardeş, neden bu kadar üzgünsün? Ha? Bir sıkıntın mı var, rahatsız mısın diye sormuşlar. Kedi, hayır demiş eşek kardeş, hiç sorma. Artık ben çok yaşlandım. Eskiden gençken bu bahçede oradan oraya koşar oynardım. Fareler beni gördükleri zaman çok korkar kaçarlardı. Kaçacak delik bulamazlardı adeta. Ama ben çok yaşlandığım için artık fareler benimle alay ediyor. Onları yakalayamıyorum. Gün boyu burada güneşin karşısında yalanıp yatmak istiyor canım. Bu yüzden de sahibim benim yerime genç yeni bir kedi alacakmış. Ona çok üzülüyorum demiş. Eşek, üzülme kedi kardeş. Bak biz de eskiden senin gibi çok gençtik, çalışıyorduk ama yaşlandığımız için sahibimiz bizi serbest bıraktı. Biz yepyeni bir hayata başlamak için Bremen'e gidiyoruz. Orada bir orkestra kuracağız. Sen de bizimle gelmek ister misin? Kedi bu teklife çok sevinmiş. Harika demiş. Hala benim patilerim sağlam, iş görebiliyor. Üstelik tırnaklarım da sağlam. Ben gitar çalmasını çok severim. Siz kuracağınız orkestrada ben de gitarist olarak çalışabilirim demiş.
Bu teklifi hemen kabul eden kedi, köpek ve eşek Bremen'e doğru yürümeye başlamışlar. Biraz daha yürümüşler sevgili çocuklar. Fakat bu kez bir çiftliğin o çitlerin üzerine tünemiş bir horoz duruyormuş sevgili çocuklar. Horoz da çok üzgünmüş. Hiç ötüp şarkı söylemek istemiyormuş canı. Hemen bu üç kafadar horozun yanına gelmişler. Hayırdır horoz kardeş, neden buradasın çiftlikte kümesinde değilsin demişler. Aman demiş, kardeşim hiç sorma. Ben artık çok yaşlandığım için sahibim beni kesip yiyecekmiş. Benim yerime de genç yeni bir horoz olacakmış. Ben çünkü çok yaşlandığım için her zaman sahibimi vaktinde uyandıramıyormuşum. Bana çok kızdı. Beni kovalayıp yakalayıp kesip yiyeceklerdi. Ben de kaçtım buraya geldim demiş. Çok şaşıran üç kafadar demişler ki hiç korkma. Biz seni koruruz. Hadi demişler. Biz Bremen'e bir orkestra kurmaya gidiyoruz. İstersen sen de bize katılabilirsin. Bizim orkestramızın soliste ihtiyacı var. Solistimiz yoktu. Orkestramızda o güzel sesinle solistlik yaparsın. Yepyeni bir hayata başlarız. Bizimle gelmek ister misin demiş. Horoz çok sevinmiş. Hayatının fırsatı. Bir orkestrada şarkı söyleyecek. Hemen bu teklifi kabul etmişler ve dört kafadar Bremen'e doğru yürümeye başlamışlar. Tabii ki bu artık akşam vakti olmuş sevgili çocuklar, vakit akşammış. Hava kararmaya başlamış. Bir büyükçe ağacın altına gelmişler. Demişler ki burada biraz yatalım, dinlenelim. Sabahleyin tekrar yolumuza devam ederiz demişler. Köpekle eşek ağacın altına kıvrılıp yatmışlar. Horozla kedi de ağacın üst dallarına çıkmışlar sevgili çocuklar. Karınları çok aç oldukları için dört kafadar bir türlü uyku tutmuyormuş sevgili çocuklar. Ama horoz bir anda etrafı seyrederken gece karanlığında bir ışık görmüş. Hemen arkadaşlarına seslenmiş. Ey arkadaşlar, ileride bir kulübe görüyorum. Üstelik ışıkları da yanıyor. Eğer o kulübede ışık yanıyorsa orada yiyecek de vardır. Hadi gidelim bir bakalım demişler sevgili çocuklar. Dört kafadar hemen o kulübeye gelmişler. Eşek demiş ki sessiz olun. Önce ben pencereden içeriye bir bakayım sizi bilgilendiririm demiş. Eşek kafasını şöyle yukarı kaldırmış. Bir bakmış bir içeriye. İçeride üç tane eşkıya varmış çocuklar. Masanın üzerinde de çeşitli çeşitli yiyecekler. Bir torbada da altınlar, gümüşler, paralar varmış. Çünkü çaldıkları altını, gümüşü, paraları da o torbaya doldurmuşlar. Üstelik bu eşkıyalar da silahlıymış sevgili çocuklar. Eşek hemen dönmüş, sessiz olun demiş arkadaşlar. İçeride üç tane eşkıya var. Üstelik silahlı. Fakat masanın üzerinde çeşit çeşit çok güzel yiyecekler var. Bir torbada da çaldıkları paralar, altınlar, gümüşler var. Hemen bir plan yapmalıyız arkadaşlar demiş. Ve eşek o üstün zekasıyla hemen bir plan yapmış. Ve arkadaşına demiş ki, arkadaşlar benim bir planım var. Herkes üst üste benim sırtıma binsinler. Eşeğin sırtına köpek, köpeğin sırtına kedi, kedinin sırtına horoz binmiş. Ne yapacağız kardeş demiş eşek kardeş. Bakın demiş arkadaşlar, ben 3'e kadar sayacağım. 3'e kadar saydığımda hep birazdan bağıracağız ve içerideki eşkıyaları korkutup kulübeden dışarı çıkmalarını sağlayacağız demiş. Ve eşek 1, 2, 3 deyince hep birazdan eşek anırmaya, köpek avlamaya, kedi miyavlamaya, horoz ötmeye başlamış. Aman Allah'ım, bu kocaman gürültüyü duyan eşkıyalar ne olduğunu bilememişler çocuklar. Çok şaşırmışlar ve çok korkmuşlar. Hemen kulübeden apar topar silahlarını dahi almadan kaçıp dışarı çıkmışlar. Hemen bizim bu dört kafadar kulübeye dalmışlar ve kulübede bulunan o leziz yiyecekleri yiyip karınlarını bir güzel doyurmuşlar. Ve karınları doyduktan sonra o altın ve gümüşlerin bulunduğu torbayı da bir kenara saklamışlar. Lambayı söndürüp uyumaya geçmişler sevgili çocuklar.
Hava çok soğuk olduğu için eşkıyalar ormanda çok üşümüşler. Ve içlerinden en salak olan eşkıyanın bir tanesine demişler ki, hadi git bakalım. Kulübenin ışıkları söndü. Herhalde kulübeyi terk ettiler. Kulübeye gir, kulübede kimse yoksa geri kulübemize dönelim demişler. O salak haydut demiş ki eşkıya, ben neden gidiyorum? Niçin hep ben gidiyorum, siz gitmiyorsunuz? Diğer iki eşkıya demiş ki, ya demiş içimizde en akıllısı sensin, en cesuru sensin. Tabii ki gideceksin, sen hiçbir şeyden korkmazsın demiş. Ve bu salak haydut kulübeye doğru gitmiş. Kulübenin kapısını açmış, içeri girmiş çocuklar. İçeri karanlık olduğu için kedinin gözleri ateş gibi kıpkırmızı parlıyormuş. Bu salak eşkıya dışarıda üşüdüğü için elini ateş sanmış, kedinin gözlerine uzatmış sevgili çocuklar. Kedi bir anda adamın üstüne fırlamış ve o güçlü tırnaklarıyla adamın elini yüzünü tırmalamaya başlamış. Bu arada kapının dibinde yatan köpek de eşkıyanın ayağından ısırmış. Oradaki eşek de hemen buna öyle güçlü bir tekme vurmuş ki daha arkadaşların yanına kadar uçurmuş bu eşkıyayı sevgili çocuklar. Horoz da arkadan bağırıyormuş, tutun, kaçırmayın, ürü diye. Adam soluk soluğa diğer arkadaşlarına gelmiş. Sakın demiş kulübeye dönmeyin. Birisi benim elimi yüzümü tırmaladı. Birisi ayağımdan ısırdı. Birisi de bana öyle güçlü vurdu ki içeridekiler cin mi, peri mi, ne olduğunu bilmiyorum. Ben kesinlikle bundan sonra o kulübeye gitmem demiş. Arkadaşlar da korkmuşlar ve kulübeye bir daha dönememiş o eşkıyalar sevgili çocuklar. Ve o dört kafadar o kulübede çok zengin ve mutlu bir hayatları olmuş sevgili çocuklar. Zaman zaman Bremen'e gidip o dört kafadar konserler veriyorlarmış. Ve daha sonra kulübelerinde dört kafadar zengin, mutlu hayatları olmuş sevgili çocuklar. Nasıl? Beğendiniz değil mi hikayemi? Beğendiğiniz için çok sevindim. Hadi bakalım. Yeni bir masalda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Allah'a ısmarladık.